Şey var Tamam, efendim. bilen. Sony var. Sony çok uzundu lan. Sony hep çok uzun ya. Öyle mi? Evet, her zaman en uzunu Sony. Hmm. Bir de televizyona falan da çıkmıyor Sony. Ha. EA ile şey çıkmıştı sanırım. Microsoft. Dolayısıyla onlar daha kompakt, hızlı şeydi. Sony arasında mı? Yani uzun metraj film gibi 2 Evet. saat, 2,5 saat şey yapıyor. Şey, Vita yoktu. Vita ölüyor artık büyük ihtimalle zaten. Yani Aynen. şey Sony'ye mi olarak. geçtik bu arada? Ha? Sony'ye mi Tabii geçtik? canım. O zaman ben de. Tebini değiştiriyorsun, değil mi? Aynen. Ya Vita öyle derken hani şimdi yazın yine çıkacak Ya oyun. Vita Ya Sword Art Online vesaire falan çıkıyor. Benim alacağım da. indie platform oldu işte. Indie ve Japon oyunları platform oldu. Yani daha Freedom Wars da gelecek falan ama hani gerisini hakikaten bilmiyoruz. Ya zaten belli ki Sony Amerika bunu hiç bu halde hiçbir zaman desteklemek istemedi. Sikinde de değil. Evet, Hiçbir şey de yani yapmadı niye zaten. çıkar? Yani şey gibi harcamaları gereken bir bütçe vardı ve onu Evet. zorla bir şeye Bana da şey yatırmışlar gibi gibi. geliyor. Yani bu proje onaylandı ama Sony'nin yarısının haberi yoktu falan. Yani nasıl lan bir dakika bir tane daha mı yapıyorsunuz falan Yani diye. şey gibi yani. Watch Dogs'u yapıyorlarmış ya, kimsenin haberi yok Evet. Ubisoft'tan. Aynen. Abi siz konsol mu yapıyorsunuz ya? Yani bayağı Yani. Sony'nin en utandırıcı şeyi bu. Bir de yani o çok iyi lan yani Ne çok iyi. konsol Ha. hakikaten çok iyi. Ya bunu Şaka demekten gibi iyi yani. insanlar sıkıldı artık. Yani Evet. çok iyi, oyun Aynen. yok. Tamam, Böyle yok yapınca da bu. hakikaten çocuk gibi şey yapıyorsun böyle. Ya benimki Nest'im en güzeli falan. Yok hayır hakikaten çok iyi ve yani ne derler hani onda oyun oynadığın zaman yani bayağı ya, alabileceğine kadar en iyi handheld şeyi yani deneyimi böyle Tabii filan. canım. Çok sinir o yüzden bir Öyle öyle. sonra bakıp nasıl desteklemiyorlar lan bunu demek. Yani Neyse. şey için iyi diyorlar. Şimdi PlayStation Now çıkacak ya, stream etme. Hani büyük ekranda birazcık stream ettiğinden dolayı görüntü kalitesi falan Vita'da düşüyormuş. onu anlamazsın evet. Vita'da anlaşılmıyormuş. Hani evet, bir tane tetik tuşundan feragat Evet. ediyorsun ama bilmiyorum, belki Bilmiyorum ya Now'u şimdi kullanmak için bu orası zaten uygun yer stream şimdi olabilir. okey bu aslında bir stream aleti. Hani PlayStation 4'teki her oyun Vita'da da var falan. Ya Falan. siktir git ben PlayStation 4 almadım ki daha ben Vita aldım yani. Aynen öyle. Al zorunda da Ya değilim yani almak senin kesinlikle. boktan konsolunu. Yani ben onun için demedim abi, onun asıl amacı o diye de Tabi aklıma tabi geldiği anladım için canım. söyledim. Neyse onu geçersek Destiny alfabeta şeyi var. Aynen. Destiny'nin Destiny'yi ne merak olduğunu biliyor musun? ediyorum. Ya ben anlamadım Ben de açıkçası anlamadım. daha. Yani sürekli bir şeyler gösteriliyor Yani ama. şey dedik önce. Geçen sene seninle öyle konuştuk. Tamam bu bir Borderlands Bana Online. hala öyle Sonra geliyor. dediler ki hayır Borderlands gibi değil falan. Niye değil amına Sonra PvP mi? Dediler ki hayır tam PvP gibi değil falan böyle. koyayım? MMO mu? MMO değil. Ananına mı lan ne? Yani Ne niye bu söylemiyorsunuz ne harf? olduğunu? Nasıl tanıtamıyorsunuz oyunu? Ben de anlamadım Böyle ya. millet çok heyecanlı falan. Ya mesela Berlin'deki GameStop'ta böyle herkes böyle deli gibi Destiny sipariş ediyordu ben geldiğim zaman işte. Pre-order şeyleri başlamıştı. Ben hala böyle iyi de ne lan bu oyun? Yani ne sipariş ediyorsunuz siz? Ne harbiden ne? Ama şeye sevindim. Bir iki ay önce evet size işte şimdi kullanacağınız araçları gösterelim falan gibi bir şey çıktı böyle. Ben dedim ki ya biraz akıllı olsalar motosiklet koyarlar falan. Hop motosiklet çıktı böyle. O zaman biraz şey oldum. Ha, okey. Ya ben merak ediyorum ama bir yandan da Halo'yu yapan ekip bu yani. Bungie. Halo'yu da sevmiyorum. Amına koyayım benim hiçbir fikrim yok hala Bungie ile. Bir tek Oni'yi yaptıklarını biliyorum. Oni de ha. Oni, ya zamanında o kadar çok oynadım ki Oni'yi. Aynen. Ama Oni bir kıstas değil. Evet, Bungie değil evet. yani. Hiç değil yani. Ben de bilmiyorum ne çıkacak, ne olacak ama alacağım. Yani bu sene sonunda zaten kaç oyun çıkacak ki? Her Üç. oyun 2015'e ertelendi. Şeyler filan işte. Bir Kasım'da veya Ekim'de şey var ya. Shadow of Mordor düşüyor. Hede düşüyor. Sans'ta orada. Hepsi aynı İşte gün falan ya böyle. Assassin's Creed, Far Cry falan filan. Ama yeni bir şey bu. Evet. Yani yeni ne kadar şey çıkıyor ki bu aralar Evet. zaten. Neyse alfası varmış mesela. Zaten ilgilenen herkes biliyordur onu. Alfa'ya kayıt oldum da bugün mail geldi abi. Qualify değilseniz falan Ah. dedi. Aynen. Yarrağıma kadar yolum var Ya yazsaydın. Plus üyeliğim bitti. O zaman Aa. kayıt oldum. Ha. Yenilemedim, uğraşmadım. Gir banka kartını Ha. yaz bilmem ne. Oh. Dolayısıyla herhalde ondan kazık yedim yani. Ama betasını oynarım. Temmuz'da betası varmış yani. Büyük oyunları söyleyeceğim. İndileri sonra şey yaparım diye. Burada güzel bir listem var. Little Big Planet 3. Sikimizde değil. Of, çok sıkıcı bir sunumdu Evet. bir de ya. Adamlar hani çok sempatik insanlar filan sunanlar. Hani canları sağ olsun ama yani ulan 10 dakikada Little Big Planet oynama yani. Evet. Çünkü o oyunun da oynanışı boktan zaten. Yani Ben hiç sevmiyorum kimse Little. sevmiyor oğlum. Hiç, ben o oyunu hiç sevmiyorum Yani Little ya. Big Çok Planet'in abi sıkıcı. zıplaması süper diyen kimseyi tanımıyorum Ya oyun çok sıkıcı. ben. Oyun Çok sıkıcı bir oyun. Çok kötü oğlum ya. Ya niye bu kadar seviyorlar bu oyunu, ben anlamıyorum bir dakika harbiden. sen bitirmedin mi ya 1 ile 2'yi? Hayır canım, Ha ben öyle yok. mi? Bende bir de yok, iki de yok ya. Kerem mi bitirmişti? Kerem seviyordu sanki.
Bilmiyorum. Ha. Kim seviyor oyunu, niye seviyor onu bilmiyorum. Emir'le kız arkadaşı seviyor. Nihan da seviyor da ben sıkılıyorum oynarken ya, yani. Kız Nihan da zaten olsa belki ben de seviyorum ama. Hangi? Daha doğrusu keşke 6 tane olmasa değil misin diyor. Evet. Sırayla gelse de. Yani. Bloodborne. Ha, hemen oraya geçtin. Ya ya oğlum, lineer değiliz biz. Sen söyle. Bloodborne böyle şey zaten sızmıştı biraz. Evet ama kimse bilmiyordu yani Sony'nin mi, Sony'den mi çıkacak, aa, Microsoft'tan mı çıkacak. Şey işte zaten şey diye tahmin ediyorduk ismi. Project Beast deyince Project Beast Souls olacak herhalde. Hani kurt adam temalı falan da. Yok, Bloodborne diye bir şey ve CGI gösterdiler. Halbuki gameplay sızmıştı daha önceden. Evet, garip olan o. O çok garip. Sonradan da ama hani öğrendik ki başka insan hani Giant Bomb'daki falan konuşmalardan bayağı kötüymüş FPS'si gösterildiği yerde. Bir de şey görsel olarak da alakasız diyorlar. Evet, evet aynen. Şey o da şey yani böyle Victorian Londra, aslında tabii ki Londra değil, başka bir isim olan bir şehirdi. O temalı silah var. Hmm. Yani ateşli silah var filan. Ama yine Souls oyunu yani hani belli ki yine fog gate'lerden geçiyorsun, soul biriktiriyorsun. Hani ölünce her şeyi kaybediyorsun falan filan. Heyecan verici, bilmiyorum. Ama biraz daha hikaye olacak gibi sanki. Onu bilmiyorum. Sanki. Bilmiyorum. Yani bir tane şeyden falan bahsediyorlar işte. Salgın varmış bilmem ne falan filan. Hani belki biraz... Ama ne koyayım, bak Dark Souls 2 için de aynı şey dediler. Dediler ki Undead Curse'ın işte her şeyini öreceksiniz falan. Ha. Ben oyunu bitirdim, bir veya iki şey gördüm falan konuyla ilgili. Yani birden bile daha şey konu konusunda. Kimse konusuyla ilgilenmiyor zaten, o da ayrı konu. İlgilenen insanlardan izliyoruz YouTube'dan sağ olsunlar. Evet, ama onlar çözüyor, ben sikimde bile değil. Ama yani çok heyecan verici tabii. Victorian temalı Souls oyunu. Ve şey yapıyor, bunu Miyazaki yapıyor işte şeyi. Asıl Souls insanı yapıyor. Demon Souls ve Dark Souls'un yönetmeni değil mi? Aynen aynen. From Software'in de başkanı mı ne olmuş? Artık President, evet. CEO'su değil de. Evet evet. Helal. Zaten adama ne yapsınlar amına koyayım? Şirketi kurtardı resmen bu. Şirketi. Yani dünya çapında bir şeye çevirdi adamı. Evet. Kurtarmak. Ben mi? Çünkü sana diyordum daha önce ya, Demon's Souls çıktığı zaman böyle hani kimse beklemiyordu öyle büyümesini de. Dark Souls duyuldu, ben şey diyordum. Dark Souls tutamaz Demon's Souls kadar. O bir kerelikti. Hop, Dark Souls o kadar tuttu ki Demon's Souls unutuldu. Aynen. Sonra Dark Souls 2 çıkmadan önce yine şey diyordum. İmkanı yok lan, Dark Souls kadar tutamaz yani, o bir kerelik bir şey olması lazım bunun. Hop, Dark Souls 2 çıktı, Dark Souls 1'i yani kimse konuşmuyor artık filan. Evet, demek ki bu tutacak. Abi evet, bu herif, yani bu adamlar bu işi biliyor ve bu inanılmaz yeni bir şey, böyle bu aksiyon janrına müthiş bir soluk yani. Zaten evet, çok evet. Seviyorum yani oyunlarını. Aynen öyle. Aa, sana acı verici bir şey söyleyeyim, Demon's Souls'a dönemiyorum lan. Neden? Neden biliyor musun? Ben hepsini PC'de 60 FPS 1080p oynadım ve Demon's Souls düştüğü zaman da baya külçe gibi düşüyor yani. Ya ne oldu? Ya yarrak gibi kaldım böyle ortada. Evet ya. Bir de karakterle ilgili bir şey diyordum ben. Sen? Ha evet. Ben onu tek karakter zannediyordum. Evet, ondan korkuyordu herkes de, yok Miyazaki şey demiş. O hani bizim göstermelik karakterimiz. Tabii ki karakter yaratma, bir sürü silah var falan filan demiş. Çünkü bir an korkutmuştu hakikaten. Sızanlarda da aynı karakter var. Burada da hani promosyonlarda da falan. Ben de öyle zannettim ya. Öyle olsa biraz boktan olurdu. Souls'un güzelliği çünkü bir sürü silah kullanıyorsun. Öyle. Karakter ne yaratma değil, karakterin kimsenin skin'de değil karakteri. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu arada Bloodborne'la Magicka 2'yi yan yana yazmışım. İkide bir Blood Rain 2 diye okuyorum onu. Magicka 2 ya, evet. Magicka 2 çok güzeldi onun şeyi, live action şeyi. Neyse, AAA'lerden gidersek. Far Cry 4. Far Cry 4. Tam bir Far Cry. Yani tam bir Far Cry falan değil ya. Bir kere Far Cry kendini Far Cry 3 ile buldu. Tamam işte. Tam bir Far Cry değildi. Ya ondan sonra Blood Dragon da çıktı. Hani aynı. Ya öyle. Ya Far Cry 1 sevildi. Hı hı. Bence kötü bir oyun. 1 mi? Ha. Kesinlikle çok kötü bir oyun. 2 sevildi ama tutmadı çok. 2 sevildi tutmadı ama 1'e zaten hiç benzemiyordu. Evet evet. 3 çıktı, 2'ye ve 1'e hiç benzemiyordu. Ama inanılmaz tuttu. Evet. Herkes o inanılmaz tutunca aslında Far Cry aslında yeni bir seri, ha, bana sorarsan. Far Cry 3 ile bir seri haline dönüştü yani. Yani 4 3'e benziyor. Hani 2 1'e benzemiyor. 3 1 2'ye benzemiyor, evet, ama 4 3'e benziyor. 4 yani 3.5 gibi bir şey olmuş. O kadar mı olacak göreceğiz. Bayağı Just Cause gibi şeyler falan vardı yani. Evet, galiba Wingsuit'i biraz daha aktif yapacaklar artık. Çünkü bayağı yani, sonunda alıyordum Far Cry'i çünkü kullanmıyordum pek. Sonunda yani. Mı yoksa ikinci adaya geçerken mi? İkinci adayı ben sonu diye kabul ediyorum. Orada bıraktım çünkü oynamayı. Öyle öyle. Yani şey vardı ya trailer'da. Ha. Yan arabaya atlıyorsun, arabadakileri bıçakla öldürüyor. Ha. Sonra arabadan atlayıp Wingsuit'u açıp evet. uçarak gidiyor. O müthiş yani. Bir sekanstı. Evet, yani orası tam Just Cause işte. Yani. Şeye ne diyorsun? İkinci karakter Herc. O 3'te vardı. Ne? Evet evet. 3'te vardı. Nerede vardı tam hatırlamıyorum ama 3'te vardı o karakter. Oğlum tam bir gerizekalı gibi böyle thumbs up yapıp ben Herc. İlk defa
Bir Far Cry'da şey oluyor. Eski bir karakter geri dönüyor. Bakalım belki başkaları falan da olur. Galiba Far Cry 3'ün multiplayer'ında şeyler vardı. 2'den birkaç adam vardı. 2'deki mercenary'den sanki. Oradaki yaşlı adam falan vardı sanki. Far Cry 3'ün multiplayer o kadar kötüydü ki. Bir kere bile bakmadım. Bir kere baktım. 2 defa falan baktım. Çok kötü. Dillere destan yani, o kadar kötü ki. Onun işte ilginçliği şey, o galiba sadece yani PC'de de olmayacakmış. Sadece PlayStation 4'te olacakmış. İkinci kişi oyun olmadan katılabiliyormuş. Aha, evet evet. Ya bu büyük bir şey bence. Evet. Çok büyük bir şey. Ya şöyle falan diyorlar. Yanlış bilmiyorsam 10 tane invite sınırı falan olacakmış. Aha. Ya. Adam Boys öyle bir şey söyledi. İşte bir kişi store'dan bir tane app yüklüyormuş, evet. Far Cry 4 için. Hani o app yüklü olduğu zaman onu invite edebiliyorsun ama ya bence çok iyi bir satış taktiği. Güzel yani. Fikir. Çok, çok çok iyi hem de. Yani. Zaten yani bu adamların hani o online diyorum hani PlayStation Now push'u falan hani biraz bunu söylemişlerdi ya zaten hani o girip ya, evet. Oyunda kontrol elinden alabilirsin falan filan gibi şeyler. Aynen, aynen. Yani ama ben bu kadar şeyi sahipleneceklerini bilmiyordum. Tahmin etmiyordum yani hani multiplayer neyini diyeyim bilmiyorum yani. Asenkron multiplayer'ı sahiplenmek, binitin arasındaki bağlantı şey, connectivity falan filan bir şeyler diyorlar. Evet. İlk defa bana bu kadar şey yani ulan evet. Budur falan. Ama zaten Demon's Souls'dan sonra tüm firmaların bir kafası açıldı ya o konuda. Evet, evet. Siktir lan bunu yapabiliriz hakikaten. Ama yani. Sony direkt o yolu takip etmeye evet. çalışıyor. Hani diğerleri hala deniyor yapsak mı yapmasak mı diye de Sony kafayı koymuş o yolda. Mesela gidiyor. Sunset'te bununla ilgili çok iyi şeyler yapılabilir yani Sunset Overdrive'da. Zombilerin kontrolüne evet. oyun elinde olmayan ve bunun için hani ceza gibi olabilir. Falan o adamlar. Olabilir. 8 kişilik co-op'u falan olacak. Evet evet. Yani çok karambol kaos bir şey olabilir yani. Ben ama beklerim yani. Diğer çünkü bir de Ubisoft oyunu bu yani sonuçta. O yüzden diğer 3. parti firmalarında bunu bu arada beyler böyle bir hani altyapınız varsa biz bunu yapacağız falan diye belki, teklifler yapmaları. Yani bu konferanslarda şöyle bir şey oluyor yani. Hani demo yapmaya da gerek yok böyle bir şey yaparsan. Çünkü düşünsene her oyun hepini koyar co-op için falan. Yani ama emin olamıyorum ya. Şimdi Sony konferansı sonuçta gidip de abi Xbox'ta da oluyor bu demeyecekler yani. O yokmuş zaten. Belki de vardır Xbox'ta veya PC'de. Adam Boys yok dedi şeyde Giant Bomb'da ama. Tabii hak, senin dediğin gibi bilinmez. Ulan Destiny'yi bile bir an kimse bilmiyordu Xbox'a çıkacak mı çıkmayacak mı falan. Çok aslında bir saniye. Gel işte öyle bir altyapı şeyi isteyebilirler kısaca demek istediğim bir daha. Biz bu arada küçük bir kesme yaptık devam ediyoruz o yüzden... Evet, kopukluk yaşarsak. Ne diyorduk? Ne oldu? Biraz karıştı. Ben de unuttum. Neyse, evet, biz yine bir 3 ay ara verdik o arada. Bu iki konuşmanın cümlenin arasında. Neyse. O zaman Destiny muhabbetini de geçelim. Destiny muhabbetini geçelim. Ne var istediğin bir şey? Order. Order'ı yazmamışım. Order. Order. Ne düşünüyorsun Order'la ilgili? Ben mi? Ya Order'ı merak ediyorum. Ha. Güzel gözüküyor her şeyden önce. Evet, kimse güzel gözükemiyor diyemez herhalde. Evet. Biraz fazla şey gösterdikleri de hani sinematik ve oynanış arasında yani kontrolü senden çok fazla alıyormuş aha. gibi gözüküyor. Şey iyi de hani geçişleri iyi. Arasındaki geçiş harbiden çok iyi de yani bu kadar iyisi olmamış da olabilir hatta. Aha. Ama ve lakin bu ne kadar yani bütün oyun öyle olursa sürekli yeniden öyle kontrolü falan alırsa evet yani Max Payne'den daha abartı gözüküyor şu ana kadar Max Payne 3'ten ki oyun hayvan gibi sürekli kontrol alıyordu yani ilk yarısı boyunca. Evet evet. Ben ya giderek bence daha kötü gözüküyor oyun şey olarak. Oynanış olarak giderek daha az heyecanlanıyorum oynamak için oyunu. Ya bir yandan öyle değil falan diyorlar daha başka şeyler de olacak diyorlar ama. Hiçbir şey göstermiyorlar yani çok güzel sahneler gösterdikler ama sahne yani oyun şey onu değil. Ben de onu düşünüyordum. Level görmedik bir yani türlü falan. Hep mizansen görüyorsun bir aha. de yani sahnenin. Bir girişi gelişmesi falan var. Dolayısıyla hep kontrolü alıyor senden. Evet ama. Bir de bu adamlar hani tamam PSP oyunu yapıyorlardı ama böyle süper sinematik falan filan bir yönleri yoktu. Niye? Yoktu evet. Böyle bir de Sony acayip genelde kritik alıyor bu konuda. Hani David Cage'in oyunlarından alıyor. Uncharted'dan dolayı evet, alıyor. Evet. Hani aşırı sinematik hani bir yerden sonra sıkılıyoruz diye. Niye bu yöne gittiler bilmiyorum. Muhtemelen bir denge yani şu an böyleyse korkunç olur oyun yani. Çok sıkıcı olabilir. Çok sıkıcı olur aynen. Birazcık ateş ettiğim bir David Cage oyunu istemiyorum ben yani. Yani evet Order evet. deyince. Bunu ben o kadar bariz bir hata yapacaklarını sanmıyorum ama bir yandan da göremiyorum ne olacağını. Ya ben sana diyordum zaten yani şey diye yani böyle bir steampunk İngiltere ve hani ölümsüz yuvarlak masa şövalyeleri falan denince ben açıkçası sonra silah görünce çok bozuldum yani. Silah görünce bozulmak değil de yani düz shooter'sa evet. Aynen yani ben çünkü öyle yuvarlak masa şövalyeleri steampunk vesaire deyince böyle hani
çok enteresan dövüş falan bekliyorum açıkçası. Yani adamları ateş etmeleri de beklemiyorum. Tamam, ilk Evet. teaser de öyleydi ama ben oyun herhalde full shooter değildir diye umuyordum. Bilmiyorum ya. Bir de Bilmiyorum. şey de aklıma geldi. Yani bu kadar sinematik falan çok single player gözüküyor. 4 kişi co-op falan filan 4 kişi diyorlardı. co-op'u onayladılar Nasıl mı ki? Yani bilmiyorum ki. bence onu sadece biz öyle dedik Belki falan en başta olabilir. herkes öyle demiş olabilir. Neyse o konuya o zaman çok girmiyor. Ya Evet. ama ya 2015'e Emin de olamadım. ertelendi zaten Evet. o da. Zaten şey oluyordu ya. İnsanlar diyordu ertelenecek, ertelenecek. Ulan hiçbir şey göstermiyorlar, kesin ertelenecek Evet diye. evet. Haklılardı yani. Ama her halükarda yani çok kötü çıkmadığı sürece oynamak isteyeceğim bir şey olur. Aynen. Ondan Ondan sonra sonra... Cima. Dead Island 2 CG'miz var. Evet orada çok kafam karıştı ya benim. Niye? Yani Dying Light yapılıyor. Evet. Dead Island 2 Evet. gerek var mı? Ben Kim yapıyor? evet, Riptide'dan sonra ben herhalde Dead Island'ı kapattılar. Dying Light yapacaklar falan gibi Ya anlamıştım. evet ama Dying Light Warner Brothers oyunu aslında yani. Techland yapıyor ama Warner Brothers dağıtıyor. Aha. Bu da yine şeyin dağıttığı bir oyun. İlk oyunu kim Deep dağıtıyor? Silver'ın değil mi? Aynen Deep Silver'ın. Jaeger yapıyormuş bunu. Jaeger neleri yapmıştı? Spec Ops'u yaptılar yakın zamanda yani. Dead Island 2'yi Jaeger mi yapıyor? Evet. Çok garip aslında. Dead Light mesela onlara daha yakın. Dying Light. Değil mi? Hani Ya ton evet. olarak. Ton olarak öyle. Bu da yani şeymiş. Yani direkt geyik olacakmış. Belli. Onu da bilemedim nasıl olur ya. Jack Black değilmiş o Dead seslendiren. Birkaç kişi şey yapmıştı Evet ama. öyle diyorlar. Trailer güzel ama ya. Hoş. İyi trailer'dı. Ya zaten ilk oyundan sonra benzer trailer artık yapmasınlar. Kimse yemeyecek yani. Riptide'da denediler öyle bir şey. Öyle mi? Evet Görmedim. Ya da evet. unuttum bile yani izleyip Ya düşün. ben de net hatırlamıyorum da yine ona benzer bir şey yapmaya çalıştılar ama avarsızlar. Ama Dead Island'daki hiç heyecanlandırmıyor beni yani. Hiç Hiç. hiç. Sıfır. Sıfır. Ya yani Dying Light da öyle ama. Beni Dying Light sırf parkurundan zaten, yoksa Onun zombi parkuru da bana hiç akıcı gelmedi açıkçası bilmiyorum, yani. ben beğendim biraz ama yani Ya oynamam lazım. parkur deyince ne bileyim. Hani atladığında tutup hemen çıkması lazımmış gibi geliyor. Dying Light'ta biraz ıkınıyor, çıkıyor tepeye falan. Daha hızlı olması lazımmış Burada gibi. sana neyi açacağım bak, Mirror's Edge o kadar progresif bir oyundu ki hala böyle hani parkuru var falan dediğimiz oyunların çoğu Mirror's Edge'in sadece bir teması var. Mesela Evet, evet. Titanfall'da sadece duvarda yürüme, başka hiçbir şey yok falan Öyle böyle. öyle. Dying Yani Light'ta aynen öyle falan. Mirror's Edge'deki hız yok Evet. gibi Ve o duruyor. momentum şey yani, koştukça daha Ve hızlı olman. öyle olmalı yani. Belki de Evet. ya ilk denemede o kadar iyi bir şey yakaladı ki Mirror's Edge. Aynen. Onun aşağısı Diğeri bilinmedi. evet öyle. Ben ne demişim biliyor musun? Far Cry 4'ü konuştuk. Dead Island'ı konuştuk. Diablo İşte. 3 var ama zaten biz çok. Ben alırım ama onu muhtemelen PlayStation 4'e alacağım gibi gözüküyor. Şey var. Second Son'un Infamous DLC'si Evet, var. neydi O ismi şey ya? adını unuttum. Bir şey Fetch, yok Fetch değil. First Light. First Light First mı? Light'tı. Ha evet. Karakterin ismi neydi? Fetch gibi bir şeydi sanki. Ben unuttum Ha onu. kitap. Ama şeylerden biri ya, ana karakterlerden biri. Evet. Infamous Neon Second gücündeki Son'daki. kız değil mi? Evet, hızlı koşuyor falan. Sen demiştin ki bu güçler vardı zaten oyunda. Evet evet Yani yani yeni bir şey görmedim diyorsun. gördüğümüz şeyler yeni değildi ama belki karakterin güzel bir hikayesi falan olabilir. Ki Olabilir. muhtemelen DLC'de belli ki tek güç olacak. İlk oyunda işte birkaç tane vardı çünkü. Ama bir yandan da standalone bu yani. Bir oyuna sahip olmanıza gerek yok oynamak için. Dolayısıyla bir sürü güç olmamasını anlayabiliyorum. Bakalım yani pek heyecanlanmadım ama heyecanlananlar olmuştur diye tahmin ediyorum. Ah, istedim. Battlefield Hardline. Yani bilmem. EA'yi artık ayrı konuşmayız herhalde. Zaten o kadar rezil bir konferanstı ki o yani. Konuşacak bir şey yok ya. Aynen. Aklıma gelmiyor. Battlefield Hardline tam bir mod. Evet ya mod Hırsız yani polis modu yani. şeyi andırıyor bana. Operation Flashpoint'un zamanında öyle bir modu olacaktı. Ha. Çıkmadı da. Benim aklıma direkt o geldi. Yani sokaklar bomboş falan. Evet. Yani Payday'de o şeyi gördükten sonra hani siviller var, bir Aynen sürü aynen. güvenlik görevlileri Aynen. var, bilmem ne. Yani bunu da öyle boş yer görünce hiçbir anlam veremedim yani. Yani şeyi de kafamda oturtamadım. Tamam, öbüründe de mantıklı değil hani asker olsalardı da. Yani polis ve soyguncu, ulan soyguncu respawn oluyor falan. Ne bileyim ben, la komik yani. Ya respawn olması da sorun değil de yani ne bileyim etrafın bomboş olması şehirde geçiyor soygun şehir Evet, benim evet. o daha çok kafama takılıyor yani. Zaten şey değil mi artık, 64-64 değil şey yapıyorlar. 16-16 Bilmiyorum takımlar. ya. 32-32 de olabilir. Aa değil mi? 64-64 vardı asıl. Doğru. 32-32 galiba en fazla. Onu düşürdüler. Yani
Çok boş gözüküyor şu an Battlefield. Peki harbiden. sana bir ekmek dağıtıyorum buradan. Ne diyeceğini merak ediyorum. Çünkü Let It Die. Let It Die ne lan? Suda. Ha 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 ha. Let It Die. Ya suda zaten son yıllarda gittikçe nefret etmeye başlıyorum sudadan yani. İnanmıyorsun değil mi artık öyle bir vizyon şey, olduğuna falan? Yok çünkü. İnanmamakla alakası yok. Yok yani. Bunu adam gittikçe bize kanıtlıyor. Yani ben vizyonsuz bir adamım. Yüzümüze vuruyor yani. Sen şeyi beğenmiştin. Onda da zaten Suda'nın pek bir şeyi yok. O Shinji Mikami oyunu. Shadows of the Damned. Aynen. Yani trailer'ı fena değil gibi başladı ve iğrenç bir şeye dönüştü. Yani. O oyunun olayı şeymiş. Sonradan röportaj verince anladım ben de. Diyor ki öldüğünüz zaman oyuna NPC olarak, yani başkasının oyuna düşman olarak cloud'a yükleniyorsunuz. Öyle geliyorsunuz. Siz yani bir daha continue deseniz de kendi oyununuzda. Kim gibi oynanış olup öyle bir şeyle kurtulamaz. Olabilmiyorum. Yani mantık enerji şey istiyor mesela. Ben oynuyorsam öldürdüğüm NPC'lerin hemen hepsinin başka oyuncuların ölen karakterleri olmasını istiyor. Yani multiplayer bir şey olduğu belli oluyor da nasıl bilmiyorum abi. Önemli olan oynanışı. Bu herif beceremiyor oynanışı. Evet evet. Ya şey demiş işte Lil Bergamo buna dönüş demiş. Lil Bergamo çok kısa göstermişlerdi de şeydi böyle. Hani ne derler, şeytan avlayan ama böyle hani ipleri falan kullanan garip bir kadının olduğu bir aksiyon oyunu gibi anlıyor. Yani çok yine güzel konseptli falandı. Ondan sonra böyle yine kel bir tane adam işte adam öldürüyor, loot alıyor falan. Ben sikimde bile değil yani. Ya Let It Die'yı Suda'nın kendisine söylemek lazım. Oo! Artık bırak bu işleri. Oo! Let It Die kardeşim. Vay! Bıçak gibi. Ya. Japonya'ya ulaşan bıçak. Bilmiyorum ya. Yani trailer da iyi başlayıp gidişi daha da kötü gözüktü gözüme yani. Bilmiyorum ya. Entwined'ı beğendin mi? Entwined'ı aldın mı? Beğenmedi. Ha öyle mi? Almak istiyordum ama oynayanlar pek beğenmedi. Dolayısıyla almayı düşünmüyorum. Dayedimsi bir şey gibi geldi bana bir an ama. Sanki. Evet öyle gözüküyor. Ama ben hiç fikrim yok. O tarz oyunları bilmiyorum zaten. Evet. Anzu vardı Journey'nin şeyinin. Abzu. Abzu pardon. Giant Squid'in ilk oyunuymuş. Aynen. Neydi? Journey'nin kompozörü değil. Art direktörü galiba. Kompozörü de art direktörü. Aynen o iki adamın yaptı. Zaten benziyor. Yani su altı evet, Journey atkısız gibi. Atkısız Journey gibi gözüküyor. Hoş ama gözüküyor. Güzel gözüküyor. Evet. Aynen. Hoş bir tür. Yes. Acaba That Game Company ne yapıyor bu aralar? Onlar artık multiplatform olması lazım. Yani anlaşmaları bitti galiba. Ya multiplatform olmazsa batabilirler zaten. Yani. Evet. Bak zorundalar gibi evet, bir şey var aynen. Bu saatten sonra. Yani satıyor şeyleri de hani. Kurtarmıyor diyorlar ya. Ne olursa olsun. Yani bayağı da uzun sürüyor yapmaları aslında. Bunu diyecektim. Bu kadar yıl yapıma harcayıp eksklusif olup para kazanmak çok zor. Kâra evet. Geçmek yani. Evet evet. Neyse inşallah. İmkansız. Devam ederler yükselerek şeye. Gameplay şeylerine yükseliyorlar. Hani konsept şeyleri giderek daha yükseliyor. Evet evet. Yani becerileri. Göreceğiz ya bilemiyorum. Sonra Disney Infinity'yi gösterdiler. Öyle mi yaptılar? Ben o tarz şeyleri yazmıyorum. Küçük bir çocuk olmadığım için. Ya ben Disney Infinity'yi merak ediyorum. Aslında PlayStation 3'ü alacaktım da. Yani 4'e çıkmasını istiyordum elbet çıkar diye. Dolayısıyla şimdi alırım muhtemelen. Ama bir yandan da ne bileyim o kadar figürü almak falan filan gereksiz de kaç geliyor. Kaç tane var şimdi? 12 tane mi demiştin? Çok yok galiba. Bir yani saniye. Bu Marvel Super Heroes'a 20 tane çıkacakmış. O ne? Evet. O okey. Yani hepsi Marvel karakteri değil. Maleficent falan filan da olacakmış. Evet. Spider-Man'in ünlü kötü adamlarından Maleficent. Ya. Ama bakalım yani. Muhtemelen bir göz atacağım ya. Evet bakıyorum başka ne var? Grim Fandango. Evet. Evet. Aynen. Ya onun duyurulması iyiydi bayağı. Oğlum götüm düştü. Hiç hayatımda E3'te Grim Fandango lafını duyacağımı düşünmüyordum öyle diyeyim. Yani geçti gitti çünkü aynen, çoktan. Aynen. Yani. O biraz şey yüzünden değil mi? Adam Boyz'la John Vinyoki sonuçta tanışıyorlar yani. Hani, evet evet. Yani bilmiyorum John Vinyoki ne kadar etkili olmuştur o şeyde. Bilmiyorum. İşte şey olmuş anladığım kadarıyla tamam hani Sony bir şekilde aracı olmuş. Double Fine yapıyor yine Tim Schafer yapacak evet. Ve şeyde de serbestler platform konusunda serbestler öyle duruyor ama yani Sony yardım ettiği için muhtemelen bir 3-5 ay Sony'ye öyledir, özel öyledir. Ama PC'ye olacaktır. Şeydir yani büyük ihtimalle sadece konsol şeyini evet. istemişlerdir neyse benim heyecanlandığım şey Vita'ya çıkacak dediler of harika ya ona koyayım
Evet Ben evet. şey bir remake de beklemiyorum ha yani. Sadece hani optimize etsinler. Hani çalışsın Ya her bilgisayarda yine. oynayabilelim. Evet, artık oynanmıyor çünkü Aynen oyun. aynen. Yani arka planları belki bir daha render ederler. LucasArts'ta duruyordur çünkü o tarz şeyler. Belli ki Ve bayağı yeter yani. yeniden şey yapacaklar ya. Öyle mi? Bence her şeyi yeniden renderlayacaklar Hmm. gibi Ama mesela çünkü yani mini kadavere bak. Mini kadavere duruyor. falan onların hani modellerini değiştirmeye gerek yok zaten şeyler böyle karbon cutout gibiler. Olayları o filan. Var var ya. Emin misin ya? Görsen şimdi, yani şu an Aa. baksan Aa. ihtiyaç olabilir yani. İyi peki tamam. Ama yani olmasa da olur. Ay Ya çok en heyecanlıyım. azından o Kontrol ha. tank kontrollerden Onu ah kurtulur. ha aynen. Sırf o yüzden oynanmıyor çalışsa da bu arada. Evet Bok gibi çünkü yani. evet. Ama ya çok iyi ya. Ya çok iyi ama ya. Ne kadar iyi bir şey. Ya of. Evet Of. evet. Ya duyurulma anı da çok komikti. Güldüm ben bayağı Evet, ya. evet. Yani Adam Boys'un sunuyor olması da hoşuma gitti Şey o anı benim. diyorsun, küçük kız taklidi yapan Tim Evet Schafer evet diyorsun. evet Evet. aynen. Indie. Onun dışında yine bir indie bombardmanı oldu. Onu da takip Devolver edemedim. Digital'ın bir sürü oyunu işte Broforce vardı. Titan Souls diye bir şey var. Not a Hero var biliyor musun bilmiyorum ama Neydi onu o? çok seversin. Baktım da. Ya şey diyorlar. Ya Pixel Vanquish gibi bir şey diyorlar yani. Evet. Ama İzlerken çok iyi mi çekmişti şimdi yandan gözüküyor hatırlamıyorum. yani. Güzel süper. 2D. Harika. Harika. Ben de bayağı merak ediyorum. Hotline Miami 2 falan filan. Tabii. Hatta benim iki bir türlü çıkamadı amına koyayım. Hiçbir zaman geliyor demediler ki Evet zaten. ama yani. Yani duyurulalı oldu bayağı da. Ne yapıyor? 20 saat Hotline Miami mi yapıyor şimdi yani? Yani Evet evet. 600 bölüm yaptım. Sonra ne var başka bilmiyorum. No Man's Sky. Bir No Man's Sky. O giderek daha iyi şey gözüküyor. diyemiyorum ya. Yani ya giderek daha iyi gözüküyor da Minecraft gibi bir şey çıkacaksa ben O senin oynayacağım bir sorun. şey O değil. oyunun sorunu değil Silvio. Onun kendi Evet. sorunun olduğunu kabul Kesinlikle etmen canım. lazım. Aynen öyle. Ya düşünüyorum da istediğin gezegene gidebildiğin, hatta uzay dövüşü var onu biliyoruz da istediğin yere gidebildiğin ve craft edebildiğin bir oyun. Böyle uzay tema aman tanrım. Aman tanrım. Evet, güzel gözüküyor. O da her konsolda çıkacak bu arada benim bildiğim. Evet, tabii tabii. Sadece Ya tanıtım burada yapıldı. bunlar genelde şey deniyor. Yani bir süreliğine PlayStation 4'e özel konsollarda. Ha. Yani o yüzden bir yandan da konferansa bakıyorum. Neredeyse duyurulan her şey diğer platformlara da Evet çıkacak yani. evet GTA aynen. 5 için de geçerli bu. Evet. GTA 5 zaten şaşırmadık yani. Herkes bekliyordu. Tabii tabii canım. Ya Yani yeni konsollara çıkması herhalde çok kişi beklemiyordur bilmiyorum da yani. bekliyor, çok bekleyenler. Öyle mi? Ha tamam. Forumlarda falan görsen öf yani. Ya Herkes soruyor. ha yani PC'ye zaten elbet çıkacaktı. Evet. Yalnız Bakalım. ben herhalde sözümü kırıp hani PC'ye çıksa oynarım şey herhalde oynamayacağım yani. Yani bir ısrarcı olamayacağım o konuda ya. Nasıl istiyorsan. Fikri bile sıkıcı geliyor şu an. Ne oldu? Bir şey diyemeyeceğim. Ay ay. Ben severim Vibribbon ne kadar seversin peki? Vibribbon'u. Ya Vibribbon'u ben Türkiye'de görmedim bu Ben de arada. görmedim. Oynamadım da yani. Bir tek CD oyunda falan açıklamalarında gördüm ben yani. Evet, hep çok ütopik geliyordu bana. Bir müzik Nasıl yani? CD'si koyuyorsun, Aynen. kendine bölüm oluşturuyor falan. Bir de böyle şey yani oyun CD'sini çıkarıyorsun nasıl çıkarıyorsun ya hani oyun bilgisayarda değil mi falan ne bileyim. Ya işte. Çok acayip. Yalnız Vibribbon'un yaratıcısı bu kadar mı bir insan sıkıcı konuşur? Ya evet ya. Efsaneydi lan. Bir de iki defa oyundan bahsedip Vibribbon'u Hiçbir şey kenara aynen. Hiçbir şey atmaları. de kaybetmezler yani yeni Vibribbon yapsalar downloadable. Ya muhtemelen bir nabız yoklamışlardır ya. Belki. Yani bu kadar bahsedip bir şey yapmaları. Ya. Ya yaparlar herhalde. Bilmiyorum, çok saçma Çok geliyor saçmaydı hepsi. hakikaten. Evet ya. O herif çok komikti ya. Sürekli el hareketleri Abi falan. of. Jack Tretton gibisi yok yani. Ya, aynen. Andrew House da iyi aslında Andrew da. House iyi. Yine de bir Jack Tretton değil kendisi. Şeyde Giant Bomb üstünden izliyordum ben işte yorumla. İşte hani PlayStation kamera çok iyi sattı. Beklediğimizden iyi sattı falan filan dediği sırada. Böyle onlar bir şey bekliyordu. Siktir lan kamerayı yoksa paketin içine mi koyacaklar aynı fiyata falan. Tabii sırf piçlik olsun diye yani. Aynı Hiç fiyat. gerekli olduğundan değil Komik böyle. olurdu o bir şey Çok olsa. büyük piçlik olurdu da o da artık fanfiction yani. Yani yapamazlar Aa, ya. yok hayır aynı. Öyle bir şey olsa sana değil mi ya? Bayağı Phil Spencer çıkıp böyle önce insan olun amına koyayım diye böyle vururdu öyle. Batırdınız bizi lan. İnsan insanı siker mi diye. Çok kötü olurdu ya. Ya. Neyse ondan sonra da zaten Uncharted 4 yani. Evet. Yani Sonra bitti zaten. Uncharted 4
var bir iki şey daha da yani belli ki sıfırdan başlamışlar. Tabii. Yani bu kadar gösterilecek hiçbir şey olmaması. Yani hem o hem de şey yani Uncharted'da ilk başta başka biri narrate ediyordu trailer'ı. Evet, o adam gitti. O herif gitmiş zaten şeyden. Aynı zamanda yaratıcı yani yazarmış. Evet. Naughty Dog'da. Amy Henning'le beraber o da geçti. Yönetmeni de gitti Disney'e. Sonra. Yönetmeni de gitti. Neil Druckmann geldi. Aynen. Last of Us'ın yönetmeni. Aynen. Enteresan. Niye o kadar sorun yaşadılar anlamadım ben pek. Bilmiyorum. Ya Amy Henning'le bağlantılıdır diye tahmin ediyorum. Olabilir. Amy Henning niye açıkçası Visceral'a gitti değil mi? Visceral'a mı gitti bilmiyorum. Yani sonuçta yeni Star Wars projesinde yer alıyor. Niye Visceral'a gider anlamadım. Yani yeni Star Wars projesi de açıkçası herhalde 6 sene daha çıkmayacak falan. Ya bilemiyorum ki. Ya şöyle bir şey var. Herifler artık yani Naughty Dog 4. oyunu yapıyor. Evet. Uncharted'ın belki Amy Henning bir 3 sene daha bununla uğraşmak istememiş olabilir. Bilmiyorum. 2 sene. Bilmiyorum. O yüzden yol yakınken çıkayım da bari 2 sene daha beni burada kitlemesinler. Olabilir. Diye çıkmış olabilir. Çünkü tam uygun zamanı. Proje yeni başlanıyor ve yine aynı oyun. Aynı seriden. Çıkmak için uygun bir zaman en azından. Evet, zaten herhalde yani çok da devam etmez Uncharted şundan sonra. Zaten yani açık açık son oyun diyor trailer yani. Ne bekliyorsun? Sully ölür herhalde artık. Biri ölecekse Sully ölmeli. Yani daha dramatik olur. Ellen ölürse çok fena olur ama. Ya herkes ölebilir ya. Herkes ölebilir. Hepsi ölse. Ben trailer'da şey bekliyordum ama. Kamera bir ara Drake'in arkasına doğru dönüyor ya. Orada gameplay olacak ve ufak da olsa bir şey göreceğiz diye. Sen çok daha zeki bir insansın şu an. Anladıklardan gerçekten. Niye? Ya onda yapı verselermiş hakikaten, doğru. Ya bari bir 100 metre. Aynen. 100 metre. Aynen. Yani. Bakın böyle bir mekan hakikaten interaktif. Yani bakın gameplay bu. Aynen. Bu çok iyi anlatacak bir şey. Çünkü onu diyorlar şu an. Bu oyun içi falan filan diyorlar. Evet. Aynen. Lan bir 100 metre yürüme koysan herkes zaten diyecek. Çünkü oyuncu grafiği o değil büyük ihtimalle bu arada. Ben hiç sanmıyorum. Bence odur ya. Olmaması için bir sebep imkanı yok. İmkanı var mı onun üstüne? 10 tane herifle çatışıyorsun. O grafik imkanı yok. Order ona ama yakın Order'da ya. Sadece 2 kişiyle falan şey yap. Ve koridorlarda gördük. Uncharted bir orman vesaire falan. Ben hiç inanmıyorum. Bakalım inanmıyorum. Ya evet büyük bu da, imkanlar ya, var. Bu da büyülü kutu değil ki amına koyayım. Konsol yani. Evet her yeni çıktığında aynı şey oluyor. Evet abi böyle olacak falan deyip. Oyun çıktı da anasını sikeyim bu ne ya. Falan şey hariç Killzone Mercenary o dediğim gibi peri tozuyla çalışıyor oyun. Shadowfall da baya iyi aslında. Öyle mi? Tabii tabii çok iyi. Yani gösterildiğinin tamamen aynısı. Eksi yok fazlası var yani. Güzel. Falan filan. Ona bir tane standalone DLC mi geliyordu sanki? Standalone değil co-op bir DLC çıkarıyordu. Ha co-op tamam tamam. Bilmiyorum çok. Bir şey diyemiyorum onunla ilgili. Bir şey diyemiyorsun. Zaten genelde bir şey diyemiyorsun sen. Ben sende bunu fark ettim. Ben mi? Ya pek fikrin olmadığını fark ettim. Lan bu kadardır konuşuyoruz yani. Ben zaten bu 3 aylık arayı da o yüzden verdim. Biraz fikir edinme geldi ama işe yaramadı galiba. Zan Mortal Kombat X. Evet bu konuda da benim gerçekten hiç fikrim yok. Arılı kadın çok iyi falan. Sadece bunu diyebiliyorum böyle. Ya, ya her dövüş oyun çıkarken aynı şey diyorum da bu sefer bir karakter bulup çok ezberleyeceğim her şeyini yani. Bir şey diyeceğim. Injustice öyle diyorsun. Öyle sanki ama yapamıyorsun gibi. Ya tamam Injustice ayrı. Onu giremedin. Öyle değil. Yani turnuvalara falan gireceğim. Türkiye turnuva piyasasını biliyor musun çok onda ya? Oluyor ya Türkiye'de. Ya kesin oluyordur. Tefek. Nasıldır acaba oyuncularımız? Da. Ya stream eden bile var ya. Hadi ya. Turnuvalar stream falan ediliyor. Şu an unuttum adını da Facebook'ta falan gruplar var. Aslında ufak tefek bir şeyler düzenlenebilir. Eğlenceliğine gidebiliriz aslında. Ben girmem de sen çok fena dayak yersin. Ben gülerler. Evet. Ama sorun değil ya. Önemli olan katılmak. Kesin elime verirler. Ama bu sefer Mortal Kombat'ta kararlıyım ya. İyi bir karakter bulup. Mortal Kombat 9 tuttu mu turnuva oyunu olarak? Sen Evo'yu izliyordun evet, sanki. Tuttu mu? Evet evet. Yani hala yani Injustice çıktı. Injustice çıkınca belki kullanmazlar falan diyordum. Evet. Bile. Mortal Kombat hala Injustice şey tutmadı galiba o konuda. Tam tersi aslında. O da tutmaz diye bekliyorlardı. Çünkü şey işte blok edilmeyen şeyler vardı. Çevre şeyleri falan var. Çevreyle etkileşim şeyleri vardı ama ona rağmen koydular turnuvalara. İyi güzel güzel. Evet evet. Yani ya, iyi oyun çünkü yani. Evet evet. Ya o tarz hani iki boyutlu klasik fighterlarda ya Injustice'dan benim biraz şey olarak favorim yani. Güzel güzel harbiden bayağı iyi. Bir de story modu büyük şey yani. Lütuf yani. Benim için yani hiç multiplayer oynamıyorum evet, ben. Mortal Kombat 9'u ki sen
Evet ya, görmem lazım. Neydi? Cyrex'in insan versiyonu vardı. Ya, o kadar Sektör çok şey var ki. O kadar çok şey var ki. Bir de uzun. Injustice'ın ki bayağı yarısı kadar falan sürüyor. Ha, sen çünkü diyorsun. İlk 3 Mortal Kombat'ı aslında tekrardan gösteriyor. Yani ben bitiyor herhalde dedim. Aha. Mortal Kombat 1'in sonuymuş. Bitiyor herhalde dedim, 2'nin sonuymuş. Sonra bitti yani. Bayağı bir vakit alıyor. İnanılmaz bir insan Ed Boon lan yani. Adam evet, yani çamurun götün, aynen çamurun götün içine girdi. Dünyanın en kötü oyunlarını yaptı ki ben onlarda da çok eğlendim diyoruz ya sen yani. Yani şeyi bile ben çok oynamıştım. Mortal Kombat Special Forces vardı, oynadın mı? Yok, ben aklımı kaçırmadım o kadar. Ben bayağı oynamıştım onu ya. Jax'ı oynadım. Evet, Jax'ı oynadım. İğrenç ya. Kötüydü ama işte o zamanlar. Mitoloji Sub-Zero'yu da oynadın değil mi sen? Evet. Hı. Ama çok oynamadım onu. Ben hiç oynayamadım onu. Aa, yalnız Ed Wood denen orospu çocuğu. Bak biraz önce ne süper adam dedim. Şimdi evet. Orospu çocuğuna döndüm. Çünkü Shaolin Monks HD diye tease yaptı abi pezevenk. Ne zaman yaptı ya? Birkaç ay önce Twitter'da. Yapar belki. Abi nerede? Shaolin Monks inanılmazdı oğlum. Çok iyiydi evet. Shaolin Monks çok iyiydi yani. Bayağı iyiydi. Ben onu bitiremedim ama çok uzundu. Çok da zordu ya. Evet evet. Ben de hep arkadaşlarımla oynadım onu yani, bitirmeye çalıştım. Evet ya, iki kişi zevkli olan bir oyundu bayağı. Bir de şey oyun ya, bir kişi olduğun zaman zorluğu düşürmüyor yani. Öyle mi? Tabii. Aa, bir tane sekans vardı böyle, Jade, Milena falan filan o kadın ninjalarla beraber dövüşüyorsun falan. Hani bir tek kişiyken de ama onlarla dövüşüyorsun. Ay çok korkunçtu. Hatırlıyorum sanki ya. Bayağı da oluyor ama. Oynayalım. Ayrıca Kung Lao varsa her şeyi oynarım yani. Ha, Kung Lao. Bir an Liu Kang mi dedim? Liu Kang ile Kung Lao tabii canım. Ya zaten bir dövüş oyununda Bruce Lee'ye biraz benzeyen biri varsa ama benim adamım o yani. Ben çok sevmiyorum Liu Kang'i ya. Harbiden. Ha, ben sırf Bruce Lee'ye benziyordu. Yani o tarz diye. Zombi halini bile sevmiştim onu ya. Da. Fazlaydı. Sonra Last of Us var. Onu kesin alacağım. Last of Us HD o ondan çok yararlanabilecek bir oyun bence. Değil mi? Kesinlikle. Evet, çok evet. İyi değildi hakikaten FPS'si. Aynen. Ve amına koyayım 15 dakika yükleme olmaz en azından oyunu açarken. Evet ya. Çok yani. çok uzundu harbiden. Ben şimdi bir daha oynayayım, sonra da Left Behind'a bakayım diye şey yapıyorum da ulan 10 dakika yüklüyor böyle. Bir daha oynamana gerek yok Left Behind için ya. Yok hiç yok gerek. Şey hard'da oynuyorum ben normalde bitirdim de. Ben hard'da bitirdim. Hard'da çok daha güzel oluyor zaten. Kesinlikle canım. Kesinlikle. Ben normalde biraz Terminator gibi geçtim yani her yeri böyle. İşte öyle de biraz bayık gelebilir oyun. Aynen. Ya Harun'da oynasam çok daha tarzını alırmışım. Sana diyordum ya zaten, keşke bunu Survivor'da hatta açlık falan olsaydı bu diye böyle. Neyi? Bunu Survivor şeyinde. Ya isteseler de koyamazlardı. Değil mi tabii? Yani çünkü harbiden oyunu oynayacak kişi sayısını etkileyecek bir şey. Aynen. Ama en zorda falan olabilir. İşte yani. En zorda tabii. Evet doğru diyorsun. Öyle enteresan. Ama sonra Rust çıkıyor, oynamıyorum mesela. Ne çıkıyor? Rust. Ha. Açlık şeyi olan. Yok ya, ben de Rust oynamam. Şey galiba bir bok olmamış ya. Bak E3'ten iyice saptım ama DayZ galiba bayağı aynı kalmış ya. Hiçbir şey öyleymiş. Onarmamışlar. Öyleymiş. Ama elbet onaracaklardır. Çok herhalde. Para kazandılar çünkü. Herhalde. O kadar şeyi boşuna bırakamazlar yani. Notlarına bakıyorsun ama galiba bu kadar Sony. Hayır. Ne? Neler Metal var? Metal Gear 5 var. Onu geç. Onu geç. Yani ben hiçbir sıkıcı şey bir trailer'dı. Ground Zero'sa da çok bayılmadım açıkçası. Hı hı hı. Her şeyi aynıymış bütün. Hadı. Evet. Şey falan, dolayısıyla pek heyecanlanmıyorum onunla ilgili. Ben işte henüz oynamadım bir de. Yani ne bileyim ben. Merak, Metal Gear. Ya ve Snake'in çıkışını göreceğiz falan onun için açıkçası. Çünkü belli ki o orada bununla dövüşen çocuk trailer'ı da Solid Snake yani. Ya Solid Snake ya da Hank Yeager zaten. Frank Yeager pardon. Peki David Hayter olacak mı diyorsun sen? İmkanı yok. O herifi attılar. Ha. Bence Solid Snake'i de Keyverse'a dönecek. O zaman Hideo Kojima zaten şeyi görecek. Bayağı öfke nedir görecek yani. Yani izlediğim her Ground Zeroes videosunda Keyverse'a dönen tam bir moron olarak böyle. E3 demosunda da çok az konuşuyormuş. Yes. Sürekli Oslat konuşuyormuş. Yani. Yo, herhalde konuşturtmadılar. Aynen öyle diyor. Yani. Arif çünkü demiştir. Okey tamam, hani bir saatim 200 bin dolar ona. Yani David Hayter gibi şey yapamazsın öyle. Ya David bir ay kayıt var ya falan diye. Tabii canım. Ya David de olur lan, paramı da azaltın gelirim falan diye. Kojima'nın Hollywood sevdası. Aynen. Başka ve bir şey çok değil. Komik. Kojima'nın 50. yaşında mı 45. yaşında mı ne, David Hayter kendi özel video falan yaptı böyle YouTube kanalından. Ya ve bayağı da şey ya. Böyle küçük prodüksiyonlu yani işte çatışmaya giriyor falan işte şey yapmaya çalışırken. Ya öyle iyi ilişkisi olan ve
Hani iyi olan bir voice aktörü bırakıp sonra ya Kibris Klan'da iyiydi amına koyayım. Hala bir kenardan çıkabilirmiş gibi geliyor. Sanmıyorum. Ya. O zaman şeyi de değiştirirdi. Big Boss'un Japon voice aktörünü de değiştirirdi. Nasıl Solid Snake oluyor. Bence bayağı yaparsa şey falan yapar böyle. Doğru. Zac Efron falan olur Solid Snake. Komik olur. Biraz zekası olsa şey yapardı lan. Big Boss şey, Donald Sutherland, Solid Snake, Kiefer Sutherland. O zaman okeyim amına koyayım. O zaman hiç sorun değil. Evet, güzel olur. O zaman Arkham Knight. Arkham Knight, Arkham Knight şey ya. Arkham Knight ile Witcher 3, sana bunu demiştim. Diğer tüm oyunlara böyle bakıp amına koyayım, skipsiniz lan diye böyle. Yani ne görüntü olarak, ne açıklık olarak, ne yani evet, gameplay yani sistemleri olarak açıkçası görebildiğimiz alakası yok diğer oyunlar ya. İnanılmaz daha ötedeler. Evet, zaten yani bunlar eski konsolları çıkmayan oyunlar. Aynen aynen. Eski dediğim PlayStation 3 falan. Artık bunu harbiden hissettiriyorlar yani. Evet, Arkham Knight'ın ben öyle gözükmesine ihtimal vermiyordum screenshotları çıktığı zaman. Abi daha bile iyi gözüküyor falan böyle. Ama yani Batmobile ne kadar gerekli hala bilmiyorum. Şimdi Batmobile'in kendisi okeyim de şimdi ondan sonra bir de aynen shooting varmış tank meğerse. Tank. Aynen. O yarrak gibi. Onu büyük yani ihtimalle keserler. Ben sana diyeyim bir tane iyi tepki almadı o çünkü. Benim okuduğum hiçbir yerde. Ha, bir de yani videonun başında gördük. Hayvan gibi uçuyor adam yani. Hmm. Çok çok daha efektif gözüküyor Arkham City'ye göre. Evet evet. Ben niye bineyim ki Batmobile? Şey yani onu ekstra bir boost olarak falan büyük ihtimalle kullanacaksın. Hani evet. Ben öyle düşündüm. Yani Batmobile'den fırlayıp geri girmeyi başka bir manevra kabiliyeti olarak kullanacaksın. Öyle gibi gözüküyor da. Nasıl şeyler yaptıklarını ben de bilmiyorum. Bir tabii puzzle veya şey ortamında görmek lazım. Şehrin kendi open ortamında görmek şeyi lazım. Şeyi de olacakmış ya, Riddler'ın araba bazlı bulmacaları falan evet olacak. Şey de olabilir Sirio, belki bayağı uzun şeyler, mesafeler. Yani uçması hızlı değil sonuçta Batman'in aslında. Sadece Arkham City falan küçük yerler nispeten. Öyle de gösterdikleri şey videonun başında City'ye göre falan çok daha hızlı geldi. Araba kadar yani değil ama araba ışınlanıyor gibi şeyde aşağıda. İki de. Ya kullanmak lazım. Şu an görünce pek ilgimi çekmedi ama kullanınca herhalde iyi gözüküyor. Beni şeyde kazandılar ya. Bir duvarların içine girebiliyor. İki üst fırlayıp aniden göğe kadar yükselebiliyorsun Batman'e. Ben okeyim o konuda. Tamam. Evet evet. Ya onu en başından beri diyorlar zaten. Aynen aynen. Geçecek araba diye. Hiç yavaşlamayacaksınız diye. Ay ay. Biraz öyle. Nedir? Notlarım var mı yine minik? Ya ufak tefek şeyler çok vardı. Çok eğlendin mi sonunda? Ben eğleniyordum ya, adam çıkana kadar bir bunu. Ortada çok sıkıldım evet ya. Ya Michael Bendis çıktı. Brian Michael Bendis çıktı. Sonra öbür herif çıktı. Yani bayağı düşürdü ya. Evet yani Powers falan onlar güzel. Brian Michael Bendis çok değerli bir adamdı. Yani yani çok uzundu harbiden. Ya yani uzun evet değilse bile öyle hissettim. Ay pardon. Sıkıcı evet evet. Yani. Şey ya işte. Yani Sony'de bir tek PlayStation bölümü para kazanıyor ya şu anda. Hı-hı. Büyük ihtimalle öbür bölümlerin böyle hani kendi küçük politik şeyleri böyle. Abi bizi de çıkarın abi şovunuz var falan. Sıçıyoruz abi batıyoruz. Muhtemelen. Ben işte sinema bölümünün başıyım işte. Hemen çıkaracaksınız falan diyor. Geçen sene de çıkmıştı ya sinemayla ilgili bir şey falan. Kimse hatırlamıyor bile herifin ne dediğini. Yani onu diyecektim. Ne oldu? Niye çıktın? Ne dedin? Mal. Ben oyunlar dışında bir şey çıkarsa zaten şey diye düşünüyorum. Ha bunların hiçbiri olmayacak zaten. Olsa da beni etkilemeyecek falan. Öyle olur ya. Yani bizi kesinlikle etkiler. Aynen. Netflix hiç. Buraya hiçbir zaman gelmeyecek yani. Keşke gelse. Nintendo'yu arıyorum da artık Sony'de de bir şey kalmadı yani. Nintendo notlarıma ben bir minik bakayım.